Benim Löller çok iyi şeyim var, ahbaplığım var. Sebep, çok sevdiğim bir arkadaşım. Özcan Karamahmutoğlu, şu anda şeyin, Ali Samiye'nin büfelerini işleten. Şeyde, Erenköy'de çok şirin bir restoran açmıştı. Manken kızlar, üç manken kız. Yürütemediler. Ve devredip kurtulmak istediler. Hatta devir parası bile almadan Özcan'a bıraktılar dükkanı. Ben de biliyorum arabama. Yaz gecesi her gece gidiyorum şeye. Karşıya. Ethem Efendi'deki o güzel dükkana. Bir gece bir baktım, Löw de arkadaki masada oturuyor. Gittim, tanıttım kendimi, hayır. Ben de her gece burada yemek yiyorum, çok şey dedi. Benim için kolay. Bağdat Caddesi'nden yurt diye geliyorum. İki gayet de güzel şeyi var, yemekleri var, havası da iyi, gelen giden. Biz orada 20-25 gece Löw ile yemek yedik. Yani biraz tanıyorsam eğer, o Löw çok kötü bir durumda değilse maddi manevi, Ali Koç Fener'ine gelmez. Şunu hırs yaptıysa, geçen Fener'e gelişimde istediklerimi yapamadım. Bu sefer kendimi bir de Türkiye'de göstereyim Derval de öyle gelmişti ya, öyle. Hatırlarsan. Dünya şampiyonu yapamadı Almanya'yı. Gözden düştü, Galatasaray'a geldi. Doğru, enteresan. Almanya'da gözden düşmese, o hırsı yapmasa Derval Türkiye'ye gelirim. Hiç unutmuyorum. Yani bir gün Almanya'dayız. Deutsche Welle'nin Türkçe yayınları müdürü Mehmet Bari arkadaşım dedi ki, Hıncal, Alman birinci televizyonda dedi, çok ilginç bir spor programı var bu gece senin içinde. Nedir dedi. Derval Türkiye'ye gelmiş o sene. Konu Derval. Derval ile ilgili sorularınızı sor. Orada Run da, mı? Evet. Run vardı orada, güzel bir program. Evet, oradan da birileri cevaplandırıyor o soruları. 70 yaşında bir bilmem ne hanımefendiden soru alıyoruz dedi. Kadının sorusu o 70 yaşında. Derval Türkiye'ye niye gitti? Derval'in gittiği yer neresi? Alman'ın merakına bakar. Dünya şampiyonunun hocası Derval'i getiremezdik. Bakalım o misal mi olacak? Hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş'ta Önder Hoca sessiz, sakin işini yapıyor. Fenerbahçe'den ya da Galatasaray'dan çok farklı bir puantajı olmamasına rağmen, özellikle Fenerbahçe'de aşağı yukarı aynı, Galatasaray'da biraz geride. Daha iç huzuru, iç barışı sağlamış. Futbolcuları da hocalarına inanan, daha böyle birliktelik sergilen bir görüntü ortaya koyuyorlar. Neye bağlamak lazım Beşiktaş'taki bu görüntüyü? O da, iki büyükten farklı olarak. O da Beşiktaş'ın İsmail Kartal'ı, ama İsmail Kartal'a göre bir avantajı daha var. O seneler sonra dönüp Beşiktaş'a gelmedi. Beşiktaş altyapısındaydı zaten. O öz kaynak düzeninin bir parçası. Tabii. Bugün oynayan Beşiktaş'ı gençlerin hepsini tanıyor, biliyor. Ve görüyorum, onun da beni yerime başka biri gelir götürür falan filan havaları yok. Konuşmalarını da dikkatle takip ediyor.
bu maçı bitirdik. Önümüze bakalım diye klasik bir laf vardır ya. Evet, evet. Ben 1955'ten beri bu lafı duyarım hep. Tıpkı onun şeyi. Bu maçı bitirdik, önümüze bakıyoruz. Onlar öte ne olur bilmiyorum. Onlar öteye çünkü ben olmayabilirim. Ama onu düşünerek önümüzdeki maça hazırlanamam ben. Onun için ben sadece önümüzdeki maça kadar düşünmeliyim. İşte bu. Gençleri de tanıyor. Onları da oynatıyor. Şimdi sizi kızdırma ihtimaline rağmen bir gelişmeyi, bir fotoğrafı soracağım size. Şenol Hoca'nın ekibiyle beraber bir yemek fotoğrafı çıktı. Akabinde sezon sonu için, çünkü o yemektekilerden biri de mevcut kondisyoner İspanyol, hemen işte sezon sonuna yönelik işbaşı yapacağı haberleri de yansımaya başladı medyaya. Efendim, Şenol Güneş'i uzun zamandır pompalıyorlar. Pompalatan kişi de Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi. Ahmet Nur Çebi'nin kafasında Şenol Güneş'ten başkası yok. Şu anda bunu kendi ortaya atarsa yıpratılabilir, edilebilir falan filan. Onun için işte medya istedi, taraftar istedi, ben de onlara uydum diyebilmek için bu zemini yaratıyor. Ben açık seçik söylüyorum. Hayır, ben Şenol Güneş'i istemiyorum. Böyle bir şey yok. Hıncal uydurmasın desin bakayım. Şenol Güneş kaynaklı bütün haberler arasında başkan var. Başkanın Şenol Güneş'i istediğinde herkes bildiği için yarın bizde o moda ya. İşte ilk biz haber vermiştik, yazmıştık. Şenol Güneş demiştik. Gördünüz mü? Diyebilmek için de durmadan Şenol Güneş haberi üretenler de var. Onun için yani Ahmet Nurçe bir zerre kadar ders almamışsa geçmişten ille Şenol Güneş'i getirecekse kendi sonunu hazırlar. Toparlamaya başlayın diyorlar ama şu iki küçük notum var, onu da soracağım. Konyaspor'un hem istikrarlı çizgisi, Adana Demirspor'un da yakaladığı bu yukarı doğru ivme. Kısa kısa birer cümle rica ediyorum hocalar. Şimdi en güzel örnekleri verdim. Yani bu lig şöyle ya, bu kapanmış makasın içinde iki takım, Konya ve Adana Demirspor, kendileri için o makası aşma savaşını başarıyla veriyorlar. Ben herhangi bir kimle oynarsa oynasın, Konya ya da Adana Demirspor maçını bunlar boncu kazanabilirler diye seyrediyorum. Demin dedim ya, diyemezsin hiç maçı diye. Evet. Ama Konya ve Adana, hele son zamanlarda Adana iyice, yani Montaya da ısındı ilke. Evet. İtalyan hoca iyiden iyiye. Orada bir ivme yakaladılar. Keyifli seyretmesi. Evet. Zevk almaya başladım. Yani Konya maçından da Adana Demirspor maçlarında zevk almaya başladım. Çok iyi seçmiş bu ikili.